Ağaoğlu Şeffaf Oda'yı sunar. İyi pazarlar değerli izleyiciler. Diziden biliyorsunuz Barış Kılıcı. Adamın kötü bir talihi mi var, iyi mi diyelim. Hep iki kadın arasında paylaşılmayan erkek. Yine yanında iki tane kadın. Ama arada değilim bu sefer. Evet. Ama zaten birisinin yanında olman, diğerinin yanında olman senin kaderin için fark etmiyor. Kiminin kalbinde oluyorsun, kiminin yanında. Gizem Karaca zaten söylemeye gerek yok. Çok genç yaşta başladı ve birdenbire zirveye çıktı, oturdu. Ve sevgili Elif Nun. Ben onu aslında şöyle tanımıyorum. Cennete düşen ilk yağmur damlası. Veya şöyle diyebiliriz. Tuana bu demek. Bulunduğu yere sesiyle yağmur damlası gibi düşüyor ve cennete çeviriyor. İsterseniz öyle başlayalım. Hay hay. Teşekkür ederim. Sende var mıdır o? Ben bazen kadınların içinden de konuştuklarını hep duyarım. Sende var mı? Öyle bir film de vardı biliyorsun. Kadınlar yanından geçerken derler ki işte bir şey söyler. Ne yakışıklı herif falan filan. Döner. Zaaflarını belli ederler yani. Evet. Şimdi ben de buradan, ortadan bir söz duyduğum Gizem'den. Sana sanki şöyle sesleniyordu. Söz adamım. Seni seviyorum. Ha? Öyle mi oldu? Duymadın mı evet, sen? Onu filmde söyledim. Ya senin içinden geçirip kulağını duymuyor mu? Duyuyor. Ne demiştin? Ya yani son bir dakika ben anlayamadım. Ben gerçekten anlayamadım. Senin filminde. Biliyorum da. Hani... Gitme senin adamı. Sevdiğin adamın. Evet, evet. Seni seviyorum adamım. Seni seviyorum adamım. Ama arkadan da söz adamın dedim. Evet öyle bir son bir sahnemizde ona veda ederken öyle bir hani, söz adamın. Evet. Şimdi tekrarladın onu. Ama sen farkında değilsin. Öyle mi? Ne güzel. Çok güzel. Şarkının öyküsü de güzel. Gerçekten öyle. Kimin yazdığı bir şarkı? Sezen Aksu sözlerini yazdı bu şarkıyı. Ondan evvel? Ondan önce Pakadeluse'ye ait Pepe Deluse söylemişti şarkıyı. Gitar müziğini yaratan insan diyoruz biz. Rahmetli anıyoruz bu arada Pakadeluse'yi. Geçtiğimiz yıl kaybettik ne yazık ki. Evet. Çok güzel bir hikayesi var. Sezen Aksu harika bir söz yazdı Tuana'ya. Yaklaşık 21 yıl önce Levent Yüksel seslendirmişti biliyorsunuz. Evet ama bunda bir galiba bir ortada bir bölüm var. Bravo. O bölüm sadece sizinle. Evet sadece bizde var olan. Hangi bölüm de yok. Bu le diye söylediğimiz bölümü biraz biz kendimiz yaptık. Daha. Tabii. Le la 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 bu yok değil mi? Yok. Ne Pakadeluse'de var ne de İlker şeyde. Levent Yüksel versiyonunda da yok. Çok güzel bir şarkı. Senin de müthiş bir gırtlak var. Çok. Ama yani hem İspanyol gırtlağını yapıyorsun hem Anadolu Trakya gırtlağını yapıyorsun. Yani bizim kendi yerli ezgilerimizde. Doğru. Yani gerçekten çok farklı bir müzisyansın. Çok teşekkür ederim. Bunu fark ediyor olmanız harika benim için. Bence bu çok sıra dışı bir şey. Kolay algılanan şeyler değil söylediğiniz şeyler. Ama Anadolu'da müzik yapan insan için aslında bunlar çok mümkün. Çünkü bizim müziğimizde bunların bütün renkleri var. Şimdi ona geleceğim. Senin yerel böyle İspanyol'la başladık ama ilerleyen bölümlerde daha moda değil mi az sonra ben prova yaparken de dinleme fırsatına şahit oldum. Çok acayip şey bir sesi var. Güçlü bir ses. Çok güzel. Çok vallahi. Yani her şarkıyı herkes söylüyor ama o şarkıya da kendi duygusunu katarak söylemek çok farklı bir yere götürüyor parçayı. Dolayısıyla çok kusursuz ses var. Dinliyoruz, izliyoruz ama karşı tarafa bir şarkının ne hissettirdiği de çok önemli. O yüzden ya provadaki şarkının şimdi söyleyecek misin bilmiyorum ama söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Çok güzel bir ses. Evet. Yeni filminize beraber oynuyorsunuz. Seni seviyorum adamım. Evet. Başına bir yağmur damlası düşüyor. Senin hayatını cennete çeviren bir ezelden kopup gelen evet. Ezel şimdi ismi. Evet. Filmde. Ölmeden önce sen ne yapmak isterdin? Ben mesela Galata Kulesi'ne çıkıp bütün İstanbul'u seyretmek isterdim. Aşık olmak, bir filmin esas kızı olmak. Ya daha sayayım mı? Eğer istersen bütün hayallerine bir gecede kavuşabilirsin. Düşünüyorum. Hayır. Kız attın ya be. Ne? Hayır hiç yapmazdın da ondan sonra ne? Ben de seninle balığa gelebilir miyim? Hayır dedim. Ya vallahi bak yanımda sıkılmazsın. Fıkra bilirim, şiir okurum, termodinamiği anlatırım. Ya arkadaş sessiz sakin bir hayatım vardı benim. Ah avukat. Nasıl gidiyor baharatçı dükkanı? Ne iş yaparsın sen delikanlı? Nuri dolma. Doydum. Baba elim. Doydum kızım. Dolma Nuri. Sevdiğin kadını bile elinden ben aldım. Aşık mısın sen hala? Sen benim hayatıma niye karışıyorsun bu kadar? Yanından ayrılmak zor olsa da gitmek zorundayım. Daha şimdiden seni çok özledim. Benden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın sen? Ben aşık oldum biliyor musun? Ben senin yanındayım. Yeter ki sen benimle. Gitme adam ol, ben sensiz ne yaparım? İnatçı adamız. Konusunu anlatır mısınız? Evet zaten çok güzel söylediniz. Vaktiyle hayatını İstanbul'da geçirmiş bir müzik yapımcısı olan Berk seneler sonra artık hayatını sahil kasabasında sessiz sakin bir şekilde Kıbrıs'ta devam ettirmek adına bir karar alıyor ve Kıbrıs'a gidiyor. Orada hayatını balıkçılık yaparak devam ettiriyor. Berk için enteresan olan taraf şu. Saç sakal birbirine karışmış. Kısmen biraz karışmış. Tarihi dünya yani dünyadan biraz kopmuş. Aslında bir nevi belki de hayatın bir evresinde büyük şehirlerde yaşayan insanların bir dönem yapmak istediği, gitmek istediği bir hayat tarzı bu. Herkesin. Ama hayat o kadar enteresan ki sizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Hiçbir yerde rahat bırakmıyor. Bunu olumlu olumsuz anlamda da söyleyebiliriz. Düşünün ki gittiği kasabada sessiz, sakin, gönüllü sürgün. Gönüllü sürgün de diyebiliriz. Kendi tercihi. Ama o gün işte senaryoyu okuduğumda da şunu söylüyorum hep. O gün adam balığa çıkmasa hayatının en güzel günlerini yaşama fırsatı ve yanında en acılı günlerini yaşama fırsatı bulmayacak. Aslında bizler için hayat bu kadar basit ve bu kadar tesadüflerle dolu. O günü söyler misin sen anlat. O gün de şöyle ben artık film izlendiğine göre söyleyebilirim. O gün de ben çok kötü bir haber almışım. Yani çok talihsiz bir haber almışım hastaneden. Ve onun üzerine çıkıp bu kızın sürekli böyle kaçıp manzaraya baktığı ve yalnız kaldığı bir yer var. Bir uçurum. Kıbrıs'ta çok güzel bir yer orası da. Orada bir dilek ağacımız falan var hatta. Kız oraya kaçıyor hastaneden sonra ve başına gelen o talihsiz olayı düşünüyor. En sonunda kararı intihar etmek oluyor ve o uçurumdan atlıyor. Yani düşüncesi de şu, ben aileme bunu söyleyip onları boşu boşuna acı çektirmeyeyim, ben bir anda kestirip atayım. Hatta filmin son sahnesinde de ben gitmiyorum, ben yıldızlara uçuyorum adamım. Söyleme sonunda. Tamam. Herkes heyecanla akın gidiyor zaten. Yani tabii ama hani öyle güzel bir, onu da hatta nasıl, hep beraber yalnızlık. Nasıl tanıştınız onu söyle. Ha, o sürpriz. Şöyle. Filmdeki tanışmamızı soruyorsun. Evet. İlk filmin öncesi. Normal tanışmamız da çok enteresan oldu da. Ha, filmdeki tanışmayı söylüyorsun, soruyorsunuz evet, karakter olarak. Evet. Gelen Tuana. Tabii. Yani kız böyle bir karar verdikten sonra uçurumdan atladığında o sıra hani gerçekten hani bazen tesadüf ötesi olaylar olur ya. O da o sıra orada balık tutuyor. O ara ben de lüferin peşindeyim. Sonra yukarıdan çupra iniyordu. Yukarıdan yani, deniz kızıyım. Deniz kızı. Evet. Ve bir şekilde uzaktan görüyor işte benim oraya atladığımı ve koşa koşa gidiyor. Bir şekilde kurtarıyor. Yüzerek. Yüzerek kurtarıyoruz. Evet, suyun üstüne koşuyor. Ve hani o kurtardığı andan itibaren ben onun başına bela alıyorum. Yani hani çok komik hatta bu kızın karakteri. Hani resmen ben şöyle diyorum. Hani yapışıyorum. Hani resmen Berke yapışkan bir kızı oynuyorum ve hani bırakmayan peşini ve hani cimcime cimcime hareketleri olan ve bu adamın karakterine ve hayat tarzına, o yalnızlığına, o sessizliğine ters, tamamen aykırı bir kızı oynuyorum. Ve ama sonradan onun da hoşuna gitmeye başlıyor, çünkü neden hoşuna gitti? yani böyle şimdi her erkek çocuklar gibiydiniz o sırada. Tabii. Evet, çocuklar gibi. Güzel bir Sabahattin Ali şiiridir, biliyorsunuz. Evet. Nefis bir Ali Kocatepe bestesi. Çocuklar gibi. Sevgili güzel saçlı çocuklar gibi. Şaşırttın beni. Harikasınız bence. Çok güzeldi. Sabahattin Ali'ye de buradan selam olsun. Selam olsun. Müthiş bir şair, çok müthiş bir yazar. Bize de böyle güzel eserlerini bıraktı. Sen çocukluğundan itibaren müziktesin. Evet. Evet. Malum ayna veya fırça elinde tutarak. Kesinlikle öyle. Sonra? 9 yaşında müzik eğitimim başlamıştı. Sanat müziği olarak başlamıştı eğitim almaya ilk. Sonra konservatuvar hayatım başladı 16 yaşında. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı'nı okudum. Ses eğitimi şan bölümü. Daha sonra İstanbul maceram başladı. Burada yüksek lisans yaptım. Ve Bakü Devlet Müzik Akademisi'nde de doktora yaptım yine müzik üzerine. Bakü de önemli bir yerdir. Çok müzik önemli, evet, kesinlikle. Azerbaycan'da her ailede, yani her evde neredeyse ya bir keman, ya piyano, ya akordeon, yani müzik ya da musiki orada çok önemli. Çok ilginç bir şey yaşamıştım Güneri Bey, sözünüzü kesiyorum. Konservatuvarda okurken taksiye bindim yoldan Bakü'de. Sırtımızda enstrüman var, müzisyen olduğumuzu anladı taksici. Ne çalıyorsunuz? Söyledik işte, ne yapıyorsunuz? Burada doktora yapıyorum. Ben de dedi garbon çalıyorum. Sonra durdurdu taksiyi, vaktiniz varsa çalayım dedi. İnanılmaz çalıyor. Ya o kadar iyi çalıyor ki dedik ki ne yapıyorsunuz? Biz ilkokuldan itibaren lise bitinceye kadar bizdeki denge olarak hepimiz bu eğitimi alırız ve bizde herkes piyano, bir enstrüman mutlaka çalar dedi. Söylediğiniz gibi. Biz taksi şoföründe ona denk gelince şaşırdık ama hemen hepsi öyle. Sen sonra hocalık da yaptın. Evet, hala devam ediyor. Oraya geleceğiz. Şimdi sizin gerçek hayatta tanışmanız ilginç demiştin. Bizim evet filmle ilgili Gizem'le tanışmamız çok ilginç oldu. Bu senaryo ilk bana geldiğinde ben hemen yapımcıyla görüşmek istedim. Birkaç gün sonra görüşmeye gittim ofise. İşte senaryoyu konuştuk, tartıştık vesaire. Belli noktalarda anlaştık. Beraber çalışmaya karar verdik. Sonra yapımcı dedi ki bana, karşında partner olarak kimi görmek istersin? Kimi hayal ettin bu senaryoyu okurken? Vallahi dedim hani bir oyuncu olarak bu sorumluluğu almak da kolay bir şey değil yani, alırsın sorumluluğu ama yarın öbür gün işler ters gider, sonuçta senin bir seçimin olur, senden kaynaklanan belki bir sorun olabilir diye, ama kimlerin olmayacağını demeyeyim de kimleri hissetmediğimi söyleyebilirim sizin saydığınız isimler içerisinde diye. Ondan sonra ya illa da dedim birini duymak istiyorsanız benim ağzımdan, ben dedim senaryoyu okurken birkaç kişiyi düşündüm dedim ve bunlardan biri dedim Gizem Karaca'ydı dedim. Ondan sonra... O sıra ben de alayım oradan. Sen hep en iyi tarafını böyle anlatıyorsun. Hayır, ya. Bir kere de ben anlatacağım. Ya. Bu sefer ben anlatacağım ya. Ya benim tarafımı da sen anlatacaksın. Hadi anlat o zaman. Anlat anlat. O sıra ben de şirkete geldim. İşte anlaşmışız. Görüşmem var yapımcıyla. Biz de film üzerine konuşacağız. Bu film için? Evet, aynı film için. Dediler ki Gizem Hanım seni şöyle alabilir miyiz? Resmen biz ona çok güleriz. Resmen arada evet, bir paravan büyük var. Büyük bir paravan gibi de bir şey var, var. Ben orada böyle durdum. Hani Galip Bey'in toplantısı bitti, gelebilirsiniz birazdan. Şöyle bekleyin dediler. Ve kapı birden açıldı karşımda böyle, yani sürgülü kapı birden açıldı ve böyle içeride Barış ayakta, herkes ayakta, böyle bir içeride böyle hani bir şey koptu, böyle bayağı bir gürültü koptu, bir heyecan vardı yani içeride. Tabii ben de anlamadığım için hani orada bekliyordum, meğerse içeride. Evet işte bu konuşmanın üstüne o paravan açılıp arkadan Gizem çıkınca hakikaten büyük bir şoktu yani. Demek ki yani bir itici güç var. Yani bir şekilde bizim buluşmamızı evet, sağladı ve beraber bu filmi çekmemizi nasip etti. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bunu evet, düşünerek ekstra bir motivasyon oldu. Böyle bir durumda tabii seve seve oynadınız. Tabii. Tabii öyle oldu yani. Niye gülüyorsun? Çünkü ben hemen alıyorum tabii ki sizden ipuçlarını. Şarkının adı Seve Seve. Evet, Işın Karaca'ya yazdığım bir şarkıydı bu. boş acısı da geliyor, yakamda duruyor. Aşk adamı eritir, bitirir, acımaz bile bile. Kalp çekiyor, çekiyor, acıyı seviyor onu diye. Görmezse gözlerim, duymazsam senden hediye, seve seve. Aşkı yananlardan, yakılandan sor. Aşk adamı eritir, bitirir, acımaz bile bile. Kalp çekiyor, çekiyor, acıyı seviyor onu diye. Görmezse gözlerim, duymazsam senden hediye, seve seve. Acısı da geliyor, yakamda duruyor. Aşk adamı eritir, bitirir, acımaz bile bile. Kalp çekiyor, çekiyor, acıyı seviyor onu diye. Görmezse gözlerim, duymazsam senden hediye, seve seve. Yakılandan sor. Aşk adamı eritir, bitirir, acımaz bile bile. Kalp çekiyor, çekiyor, acıyı seviyor onu diye. Görmezse gözlerim, duymazsam senden hediye, seve seve. Aşkı yananlar yakılandan sor. Kim ne derse desin, acıyor hem de çok acıyor. Çok teşekkür ederim. Ne güzel şarkılar, ne güzel sözler. Teşekkür ederim. Ve ne kadar güzel yorumluyorsun. Sesin de çok iyi. Bu ses aralıkları falanla ilgili böyle analizlerim var seninle ilgili yapılan? Benimle ilgili var, evet, yapılan. Çok güzel şeyler yazıyorlar. Özellikle müzik konusundaki otoriteler, çok teşekkür ederim hepsine. Doktorada dil müzik ilişkisi çalışmıştım ben. Seste ileri icra diye tanımlayabilirim bunu size. Dolayısıyla ses genişliğini istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz ve sizin de söylediğiniz gibi hançeriniz değişik demiştiniz. Bu ileri icra tekniklerinde bunları çok kolay uygulamanız mümkün oluyor. Teşekkür ederim. Yani akordeon gibi açıp kapıyorsun ses tellerini. Biz niye açıp kapayamıyoruz? Biz niye oynayamıyoruz? Bir dakika, bir şey. Bir dakika. Şimdi madem böyle bir soru geldi. Tamam. Ben tam tersini kanıtlamak istiyorum. Filmde şarkı da söylüyorsun. Efendim, çok memnun oldum. Şimdi o zaman senden de biz bir Kızıl Gonca. Eyvah. Gerçekten mi? Bu bir şaka mı? O zaman Barış'cığım. Bu bir şaka mı? Hayır, şaka bir kamera şakası vallahi değil. Vallahi ben burada 2 kere şarkı söyledim yani. İstersen bir sarı gonca der. Yardım ederiz. Beraber söyleyeyim. Tamam. Açılan tek gülüsün sen bu bağın. Bir kızıl goncaya benzer dudağın. Açılan tek gülüsün sen bu bağın. Kalplere sevda otağı, kim bilir hangi gönüldür durağı. Kurulur kalplere sevda otağı, kim adamım mı dedi? Seni seviyorum adamım, evet. Biz bunu o kadar çok söyledik ki çekimde. Artık. Adamım ne kadar sıcak bir laf. Evet, bir de yani hani yani fazla alışılmış bir laf değil hani, evet. Adamım. Yani nasıl? Elemanım değil, adamım. Adam gibi adam. Evet, hani erkeğim gibilerini. Evet. Adamım. Alıştın mı bu hitaba? Valla ilk zaten senaryonun ismini okuduğumda yapımcı tek bir şart koştum, dedim bu filmin adı değişirse ben yokum dedim bu projede. Evet. Senin hayatın Türkiye Güzellik Yarışması ikincisi olarak değişti değil mi? Tabii yani tümden hayatım değişti. Yani ben seni Güzellik Yarışması'nda seçen jürideydim, öyle mi? Evet, hem öyleydiniz hem benim katıldığım ilk programsınız. O yüzden her zaman sizin yeriniz ayrı bende. Bizim ailenin kızı gibisin sen, evet, zaten. Evet. Geleneksel artık hani bir sene çıkmadığımda eyvah diyorum. Senin hayatında haber işte herhalde birkaç otobüs veya vasıta değiştirerek okula giden. Evet, öyleydi. Bayağı yoğun bir... Hangi okul? İstanbul Üniversitesi. Fransız Dili Edebiyatı kazanmıştım o dönem. Fakat gerçekten çok uzakta oturuyorduk ve yani ilk hazırlık dönemim biliyorsunuz Fransız, yani edebiyat bölümünün Ünkapanı'ndadır. Süleymaniye tarafındadır. Ve o zamanlar bayağı uzaktayım. 3 vesaitle yani otobüs, metrobüs, ondan sonra tramvay ve sonra 15 dakika yürüyüş ve o ders sabah 9'da başlıyor ve 12'de bitiyor. Yani bu kadar yol çekip de hani 3-4 saatlik ders için bayağı bir koşturuyordum. Ama hani o zamanlarda yaşanması gerekiyormuş ki. Sonra eve düşen yıldırım. Sonra işte yarışma teklifi geldi. Yarışmadan sonra. Yani ne yalan söyleyeyim, birazcık o stresli, o okul hayatından kaçış gibi gördüm ve hani tamamen hazırlıksız girdim. Hani bir şey ummuyordum ben. Amerika'da bulundun, Kanada'da bulundun. Evet, küçükken. Yani Fransızca bölümünde miydin Kanada'nın? Kanada'nın bir Fransızca bölümü vardı, bir de İngilizce bölümü vardı. İngilizce bölümündeydim. Hı. Yani zaten 7 yaşındaydım ailemle birlikte taşındığımızda Amerika'ya. Ve işte ilkokul, ortaokul orada bitti. Ne zaman liseye başladım, Kanada'ya taşındık. Sonra ani bir kararda buraya döndük ve hani biraz zorlandım tabii ama... Şimdi aynı zamanda sen müthiş bir dizide de oynuyorsun. Sağ olun. Orada Gül Sümbül rolündesin. Köylü Güzeli. Seninle yürümek iyi geldi Cemal. Cemal, gitseydin gerçekten gittiğin yerde mutlu olacak mıydın? Hayır. Kendini Ezel'e mi yakın görüyorsun, Gülsümbül'e mi? Ezel'e daha yakın görüyorum. Çünkü Ezel öyle bir karakter ki cıvıl cıvıl. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tabii ki de şimdi nasıl diyeyim? Dizideki karakterim de gerçekten çok rahat ve çok severek oynadığım bir karakter. Fakat Ezel'in öyle bir halleri, öyle bir tavırları var ki yani senaryoyu okuduğumda ya yok artık bunu, aynı şeyi ben de yapardım. Böyle cimcimelikler olsun, işte hareketli olsun, hiperaktif olması olsun falan. Hareketli bir insanımdır. O yüzden yakın bulmuştum kendime. Senin de hayatını değiştiren galiba bir reklam filminin girişi. Evet, çünkü sen futbol oynamayı kafaya koymuş falan. Tabii o zaman yani çok sporla iç içe büyüdüm. Üniversitenin 1. sınıfında bir arkadaşım vardı. Ne okudun? İktisat okudum ben. Okula beraber gidip gelirdik. Uğur diye bir arkadaşım vardı. Bir gün o aynı zamanda işte reklam oyunculuğu falan yapıyordu. Yine beraber okula giderken onun bir görüşmesi vardı. Bir reklam filmi görüşmesi. Dedi ki oraya 5 dakika uğrayalım, oradan okula gidelim falan. Tamam dedim, gidelim. Biz beraber gittik görüşmeye. Uğur görüşmesine girdi çıktı. Hadi gidelim falan dedim. Ondan sonra orada kas direktörü vardı. Dedi ki sıra sizde dedi bana. Dedim ben hani görüşme için gelmedim, arkadaşımı bekliyorum falan. Ya dedi sen de bir gir, şansın dene falan. Uğur da o zaman sağ olsun. Dedi ki hadi ya Barış sen de bir gir dedi, şansın dene. İyi dedim, girdik, kısa bir audition aldılar, 2 dakikalık bir şey. Ondan sonra okula gittim, bir hafta sonra telefonum çaldı. Galiba arkadaşı değil seni seçmişler. Öyle bir durum oldu. Aranız bozuldu mu peki? Zor bir şey. Çok iyi arkadaştık, ona hep konuşuruz. Sonra onda ufku açıldı mı, yani yolu açıldı mı? Uğur'un zaten o zaman iyiydi yani, o zaman bayağı bir reklam filminde oynayan bir arkadaşımdı. Sonra o mesleğini başka taraflarda icra etme kararını verdi. Benim öyle başlayan bir serüven. Memnun musun hayatından? Hayatımdan memnunum. Bu işte memnunsun. Evet, yani sevdiğim işin içindeyim. Motivasyonum iyi, mutluyum. En önemlisi bu benim için. Yani yaptığım işin aslına bakarsan inan hani hiçbir zaman şeyini düşünmüyorum. İşin tabii ki size haz veriyor olması ekstra bir durum. Her insan bu hayatta bir şeyler yapıyor, para kazanıyor, bir şekilde hayatına devam etmeye çalışıyor. Önemli hayatta keyifli devam edebilmek. Bu varsa zaten. Bu filmle birlikte çok güldünüz mü? Tabii yani. Çok güldük, vallahi çok güldük. Çok ama yani baksana hiperaktif duramıyor yani. Öyle, var öyle bir durum forte, var. Forte falan değil mi? Halay malan çekiyorduk. Halay malan çekiyorduk yani. Yok canım. Şarkı söylüyor muydu orada? Ya zaten hani senaryoda birçok sahnede şarkı söylememiz gereken sahneler vardı ve sen hani çok eğleniyorduk. Biray hocamızın yazdığı bir şarkı. Geliyor. Şşt, şşt, geliyor. Ne? Şşt, şşt, geliyor. Şşt, şşt, geliyor. Evet, mikrofonu. Ne o, ben ne oluyor anlamadım. Neyi söyleyeceğine bakacağız. Ha? Ne söyleyeceksin? Sen. Ha, ben söylemeyeceğim. Beraber söyleyeceğiz. Gitme hangi adam ama hani. Hadi söyleyeceğim. Hangisi? Yok ya, sen. Filmde söylediğin şarkıyı mı söylemek istiyorsun? İstemiyorum ki ben yani. Söylettirin ama lütfen. İstiyorsan başka bir şey. Ben niye söyledim? Ben de şu an pişmanım. Aileler yaşıyoruz. Bir de hastayım ama burnum falan tıkın. O zaman beraber söyleyelim. Tamam, beraber ama. Tamam. Eski haline. Eski haline. Ben sensiz ne yaparım? İnatçı adamım. Gülümse bakalım. Bir gün ben olmasam da unutma, seni hep seveceğim. Bir gün ben olmasam da unutma, seni hep seveceğim. Gitme adamım, ben sensiz ne yaparım? İnatçı adamım, gülümse bakalım. Bir gün ben olmuştu, tamam, o kadar yeter. Utandım. Güzel sesi var. Rengi güzel ve nefesi de, evet. Nefesi de iyi. Çok güzel. Ha, çok güzel, iki sürpriz oldu. Senin ama. Teşekkür ederim. Sen doktora yapmadan evvel, master'ını yaptıktan sonra galiba ilk tayin yerin Batman'ın bir ilçesi. Doğru. Kozluk'ta ilk tayin. Giderken de ağlamışsın, ayrılırken de. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten söylediğiniz gibi oldu. Biliyorsunuz ben İzmirliyim doğma büyüme. Güneydoğu çok özel bir yer her şeyiyle. Ama İzmir'de doğup büyüyen biri için ilk önce oraya gitmek biraz, önce ailesinden ayrılması insanın zor oluyor, sevdiklerinden. 1,5 yıl kaldım orada. Çok güzel tecrübeler edindim. İyi ki gitmişim diyorum şimdi. İyi ki bu tecrübeyi yaşamışım. Öğrencilerimle hala kontak halindeyim. O zaman ders verdiğim çocuklarla. Çok enteresan. Çocuk gelin dahi olmuş öğrencilerinden biri. Ne yazık İçime ki. Çok dokundu o. Ne yazık ki. Çocuk kaç yaşındaydı çocuk? İlkokulu bitirdiğinde 12,5-13 yaşında. İşte bu. Güneydoğu'nun gerçeği bu. Pek bir şey değiştiremiyorsunuz. Sadece o an müdahil olmak istiyorsunuz olaya ama olamıyorsunuz. İzin vermiyorlar zaten. Böyle. Başlarını örterler mi? Öğrencilerim mi? Ben yatılı ilköğretim bölge okulunda çalıştım. Okulumuzda öyle bir durum yoktu. Çocuklar inanılmaz çocuklar. Bir kere çok yaratıcılar. Ve buradan götüreceğiniz her türlü bilgiye son derece susamış durumda derse geliyorlar. Hala hocalığın devam ediyor mu? Hala devam ediyorum. En çok hocalıktan keyif alıyorum ve tabii ki şarkı söylemek benim vazgeçilmezim ama onun yanında öğretmenlik de çok kıymetli benim için. Peki köylü kızı Gül Sümbül hiç böyle yemeni falan takar mısın? Rol yani. Yok, henüz değil. Şimdi İstanbul'da böyle pullu. Ya ilerleyen bölümlerde öyle bir sürpriz olabilir. Evet. Ama hani şu an İstanbul'dan gelen ve köye alışmaya çalışan bir kızı canlandırdığım için. Alışamadım, iyi bir durum oldu. Ya alıştım aslında. Yani alıştım ki kalıyorum. Fakat hani o giyim tarzına daha geçmiş değil yani. Bir de tabii Güllerin Savaşı var. Gülrü'yle ilgilendiğimi saklamıyorum. Evet, ilgimi çekiyor. Onda son zamanlarda başka kimsede rastlamadığım, adını bile koyamadığım bir şeyler var. O kızın çok farklı bir enerjisi var. Son derece içten, samimi, gerçek. Yani fark edilmeyi hak eden biri bence. Evet, bizde de ciddi bir savaş var. Evet. Güllerin Savaşı. Çok komik değil mi ya? Ben Gül. Evet, bu sene çok gül. Bizim çok her şey tesadüf oluyor ya, çok komik. Yani sen kader bir araya getiriyor. Üçüncü gül olarak gelsene bizim bize. Gül'ün Savaşı oluruz lan. Bak, biliyorsun diğer gülleri sildi. Gül'ün Savaşı oluruz lan, pardon yani. Biz yeminlerden açtık, pas verdim ama hiç atlamadım sanırım bu asiste. Hemen o zaman. Yemin. Aa, güzel bir türküdür biliyorsunuz. Çok severim. Akapella söyleyeyim onu size, hiç enstrüman. Tamam. Nazende sevgilimle birlikte ama harmanlı. Ardından Nazende'yi bağlarız, olur mu? Bir la alabilir miyim? Hey, 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 yemenimin uçları, çıkamam yokuşları. Ah çıkamam yokuşları. O yâre selam edin, yedi dağın kuşları. Ah al Yemen'i bahçeden bir bahçeye salla yemeğini, severler seni. Ağaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda devam edecek. What a wonderful world. Yes, I had it. Ay ağlattınız beni. Vallahi. Ne acayipsiniz ya. Gelen herkese dağıtılmış kağıtları açıp gösterebilir mi? Ben rahat uyuyamayacağım bu akşam. Size yaklaşabilir miyim? Yok. Hayır. Yo, check it out, get it. Yeah, check it out, nigga. Yeah, yeah, yeah. Goddamn, do it. Ne acayip bir şey değil mi yetenek? Yaşı yok işte. Yani çıkmak istediği zaman nasıl çıkıyor? Yeteneksizsiniz Türkiye yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de. Evde bir abla huzur kalmadı şerefciğim. Ne oldu? Ben artık sizde kalacağım diyorum. Ve sen bana ayrı bir televizyon alamam diyorsun. Öyle mi davranıyorsun? Vadeyi bozarsam yüksek faizi kaybederim diyorum ama anlatamıyorum. Ya niye bozsun ki vadeyi? Çift sarılı hesap. Sarılardan bir tanesi yiysen öbürüne hiçbir şey olmuyor. Yani parayı çekiyorsun ama vade bozulmuyor. Finans Bank'tan kazancı yüksek çift sarılı hesap. Vadeli faizi alın, vadesiz gibi kullanın. Kim istemez bir an önce evde olmayı? Günü sevdikleriyle birlikte yaşamayı. Kendine zaman ayırmayı, hayatın güzelliklerini yakalamayı. Herkes ister. Herkes Yenitepe Kadıköy'de yaşama ayrıcalığına kavuşmak ister. Yenitepe Kadıköy, yeni hayatın çekim merkezi. Bu sabah havada yine özlem. Rüzgarın kokusunda sen. Biliyorum, birazdan uçuşacak saçların. Dalga dalga seni getirecek bana. Unutmak çoktan silindi sözcüklerden. Kalsa kalsa bir özlem. Sensiz bu dünya bana dar. Sahi şu anda üstünde ne var? Kim istemez bir an önce evde olmayı? Günü sevdikleriyle birlikte yaşamayı. Kendine zaman ayırmayı. Hayatın güzelliklerini yakalamayı. Herkes ister. Herkes Yenitepe Kadıköy'de yaşama ayrıcalığına kavuşmak ister. Yenitepe Kadıköy, yeni hayatın çekim merkezi. Her Goodyear bir amaçla üretilir. Korumak, keyif vermek, sizi yuvanıza ulaştırmak. Goodyear'la güvenliğin keyfini sürün. Kış koşullarında mükemmel performans ve kısa fren mesafesiyle yeni Ultra Grip 9. İstikbalden fırsat şöleni. Arkadaşlarınızı ağırlamak, rahatça uzanmak, kayınvalidenizi şaşırtmak, annenizi gururlandırmak için harika bir fırsat. Koltuk takımları, yemek odaları ve yatak odaları 1999 liradan başlayan fiyatlarla şimdi istikbalde. Üstelik Akses'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hele güzel istikbalde. Artistry cildinizin geleceğini yeniden programlar. Artistry UTEX'ten kırışıklıkları rahatlatır, cildin ışıltısını geri getirir. Life Sur teknolojisiyle bir hafta içinde daha genç hissedilen bir cilt sunar. Artistry, en ve serbest girişimcisiyle iletişime geçin. Dream, dream, dream. You are me, me, me. Oh, let's dream, dream, dream. You are. Nuk, made in Germany. iPhone 5S 1799 liraya Vatan'da. Flo, 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 flo. Herkesin ayakkabıcısı o. Flo. O Ses Türkiye yeni bölümüyle pazartesi, salı TV 8'de. Bu aralar herkes akıllı telefon şarjlarından bahsediyor. Halbuki hepimiz aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Bir operatör şarjım daha uzun gidiyor diyor. Bir diğeri hayır benimki daha uzun gidiyor diyor. Biz de diyoruz ki Aveyalıların şarjı daha çabuk bitiyor. Çünkü Türkiye'de kişi başına en çok Aveyalılar konuşuyor. Aveyalılar dünya ortalamasının 2 katı kadar internete giriyor. Türkiye'de kişi başına en çok mesajı onlar atıyor. Haliyle Aveyalıların şarjı diğer operatörlere göre biraz erken bitiyor. Ayrıca Aveyalılar bilir, şarjı ekran parlaklığı, arka planda çalışan programlar, sürekli açık bluetooth bildirimler, titreşim vesaire bitirir. Aveyalılar şunu da bilir, konuş konuş şarj biter, şarja takarsın geçer. Monster Mobile Festivali 30 Kasım'da bitiyor. Ay yoksa siz hala festivale gelmediniz mi? Yılın en büyük indirimlerini, üstelik markalara özel sürpriz hediyeleri ve fırsatları kaçırmayın. Bu festival hepinize çok yakışacak. Hadi mağazalara. World ve Opet'ten 4 gözle beklediğiniz, 4 mevsim sürsün isteyeceğiniz, zevkten 4 köşe edecek 4 dörtlük kampanya. Şimdi Opet'ten 4 kere 75 liralık akaryakıt ya da otogaz alışverişi yapan World kartlılar 25 lira indirim kazanıyor. Siz de kampanyaya katılmak istiyorsanız yakıt yazıp bir boşluk bırakın, kart numaranızın son 6 rakamını 3160'a gönderin. World ve Opet iyi yolculuklar diler. Kahve Palı dergisinin 2. sayısı yepyeni şekil ve yorumlarla bugün Posta Gazetesi ile bedava. İyi somon nereden gelir biliyor musunuz? Norveç. Çünkü Norveç'in soğuk ve temiz suları somonu eşsiz bir lezzet ve besleyicilik kazandırıyor. Soframız için gereken de bu. Norge, somon Norveç'ten gelir. Kahve Palı dergisinin 2. sayısı yepyeni şekil ve yorumlarla bugün Posta Gazetesi ile bedava. Meleklerim, yeni göreviniz annenizin hazırladığı Pınar çocuk sütlerini içmek. Başarılar. Şimdiki çocuklar sağlıklı gelişsin, anne babaları da tadını çıkarsın diye B12, çinko ve kalsiyumla beslenmeye üçlü destek Pınar Çocuk Devam Sütü'nde. Bir zamanlar ıssız bir ormanda yolları kayganlaştıran kış canavarları yaşardı. Bir gün Michelin'in lastik adamı doğru lastiğin her şeyi değiştirebileceğini gösterdi ve canavar hikayesi güzel bir masala dönüştü. Michelin Alpin 5 lastikleri Ekim'den Nisan'a her açıdan güvenlik. Michelin, ilerlemenin en iyi yolu. Urban Nature by Lumberjack. Ne yapmışsınız, evi hep böyle sinemaya çevirmişsiniz ya. Sinema değil kuzen. TV bu sine TV. Komediden korkuya, yerliden yabancıya 24 kanalıyla en çok sinema kanalı TV bu da kuzen. Yani şimdi bütün bu saydıkların şu ufacık butonun içinde mi? Evet. Üstelik TV bu sine TV ile ayda bir sinema bileti fiyatına, yani 15.90'a her ay 500 film evinin salonunda. Olamaz ya. Olamaz böyle bir şey. Bunu da mı TTNet yaptı ya? Vallahi yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Ben soracağım, onlar cevaplayacak ama çok eğleneceğiz. Aileler yarışıyor, başlıyor. Eve girdiğinizde ilk yaptığınız şey nedir? Bebek bekleyen bir ailenin ilk alması gereken şey nedir? Gülben Ergen'in sunduğu Aileler Yarışıyor bugün TV8'de. Vodafone'dan Beşiktaşlılara özel yepyeni bir program. Vodafone Kara Kartal. Dilediğin tarifeyi seçerek Vodafone'a gel, alacağın aylık 1, 3, 5 liralık destek paketleriyle Vodafone Kara Kartal'a katıl. Beşiktaş'a bir gün değil, her gün destek ol. Neler yapardık biz senin uğruna, yağmurda, çamurda, harda, aşkına. Şimdi de Vodafone Kara Kartal'da, yarın ayın Vodafone'a. Güzel Beşiktaş, yarındayım, bora bora, güzel Beşiktaş. Cimcim, seni sahnede hayal ediyorum. Üzerinde çok şık bir gece elbisesi var ve ışıldıyorsun. Siktir vazgeçtim ya. Sokak modasına dönüyoruz. Londra, New York, Paris, İstanbul. Harika. Değiştiriyoruz, değiştiriyoruz. Alplerdesin. Kan, bir fırtına. Ama sen düşünmüyorsun canım. Evet, işte bu. Çok güzel. Aa, Tülincim. Bakıyorum diye iyice havaya girmişsin. Konseptimiz bu. Her moda göre moda. Her moda göre moda neon1.com'da. Şimdi alışverişin uğurlu adresinde çok harcamadan şık olmak moda. İsyana gerek yok Halil'cim. Son moda kıyafetler çok uyguna neon1.com'da. Duymasak birkaç yaprak sesinden başka hiçbir şey. Sadece kalbimizi saran adımları takip etsek. Yeşille aramıza girmese başka bir şey. Hani alıştığımız gibi değil de hayal ettiğimiz gibi yaşasak. Yok olmaz dediğimiz o bahçeli eve tekrar asmalı bahçelerle kavuşsak. Bahçeli bir ev sahibi olmayı gözümüzde ne kadar da büyütmüşüz desek. Kalksak oraya gitsek. Bahçeşehir'e. Dekar asmalı bahçelere. Benim acım bana yeter. Başka acılara gerek yok. McDonald's'tan yeni acılı tavuk klasik. Bu acı size yeter. Hayatınızda ona yer açın. Yeni bir can, yeni bir heyecan. Love. Made in Germany. Bu esnemeden sonra uykunuz geldiyse belli ki iyi uyuyamamışsınız. O zaman doğru yatağa. Ama doğru yatağa. İhtiyacınız olan uyku istikbal satış noktalarında. Lassa'nın sağlam kış fırsatı yoğun istek üzerine devam ediyor. 30 Kasım'a kadar her 400 liralık binek veya hafif ticari kış lastiği alımınıza anında 40 lira indirim. Sağlamsa. Üstelik şimdi aksese özel artı 6 taksit fırsatıyla. Karnım büyümeye başladığında çatlaklarım oluşacak diye çok endişelenmiştim. En yakın arkadaşımın benden 1 yıl önce bebeği olmuştu. Bana Bio Oil'i önerdi. İyi ki kullanmışım. Bio Oil, çatlak oluşumunu önlemeye ve cilt lekelerini gidermeye yardımcı olur. Balım hep yanında. Bal parmakla, katla balla. Dünyada 18 ülkede en çok satan çatlak ve cilt lekesi ürünü Bio Oil sadece 25 lira. Gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Ağaoğlu'nun sunduğu Şeffaf Oda devam ediyor. Değerli izleyiciler, bir Şeffaf Oda'nın daha sonuna geldik. Fevkalade keyifliydik. Gördüğünüz gibi zaten saklamaya gerek yok. Burada çok özel 2 tane şarkı denemesi de yaptık. Göreceksiniz ileride onlar da İskender Paydaş'ın bir albümünde yer alabilirler. Biliyorsunuz o Nirvana noktası. Ve harika bir ses, harika bir gırtlak. Önemli bir kültür, derinlik. Sizlere çok iyi bir pazar ve hafta diliyoruz. Konuklarım, çalışma arkadaşlarım, ben size diyoruz ki gelecek hafta gene buradayız. Onlar gidiyorlar ama bizler başka konuklarla sizlerle beraber olacağız. Sevgilerimle. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz ışık sönmeyecek. Ölüm yok ki Tuana, uyan. Şimdi yaşanacak. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz ışık sönmeyecek. Ağaoğlu Şeffaf Oda'yı sundu.